Evet, merhabalar. Merhabalar. Yeni bir Steam Dedektifi programına daha hoş geldiniz. Sevgili YouTube'dan bu programı her hafta Perşembe günü canlı yayında ve Cuma günü de cansız yayında YouTube'da takip eden buradalarımız hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gerçekten Steam indirimleri de bitti ama ve lakin yine güzel indirimler var. Özellikle size bahsedeceğim şey Humble Bundle. Buradalarımız. Hemen şuradan da açayım. Şunu da şöyle büyüteyim ki çok fazla dikkat dağıtmasın şu üst taraf. Şöyle yapayım. Yine dağıtıyor ama neyse. Evet, ben bu arada neden görünmüyorum ya? Yanlış şey ha. Sonunda açabildim. Ya bu tarz şeyler oluyor ne yazık ki. Evet, buradayız. Ne diyordum? Humble Bundle'da çok güzel bir paket var. Bunu zaten kafadan size tavsiye edeceğim. Şimdi 18 gününüz var bu paketi almak için ve beni şu an izliyorsanız hemen yapıştırın gitsin. Ben de aldım. Hatta Brada'ya da bir tane hediye ettim. Brada dedim, al bu paketten. Canlı yayında dedim, çekilişte bu oyunlardan verirsiniz. Buradalarımız sadece 5 TL'ye 1, 2, 3, 4 tane oyun. 4 tane oyun yapıştırın gitsin. Humble Bundle'la nasıl üye olduğunu eğer bilmeyenler varsa Google hesabınızla falan da bağlanabiliyorsunuz ama Humble Bundle'a üye olacaksınız. Ondan sonra zaten direkt ana sayfada bu paket var. Summer Adventure Games adlı kampanya. Müthiş bir kampanya. Sadece 5 TL'ye 1, 2, 3, 4 tane oyunu yapıştırıp gidiyorsunuz. Ondan sonra diğer oyunların da paketleri açılıyor ama onlar tabii daha yüksek fiyatı. Bu 5 TL'yi de ben de alırken hafif zorlandım. Nasıl yapıyoruz abi, nasıl alıyoruz? 5 TL yazmıyor falan orada. Gördüğünüz gibi çıkmıyor. 52 TL, 105 TL falan filan var. Ama ve lakin buraya abi 5. Buraya mı yazmıştım? Bir saniye, şimdi yanlış olmasın. Yok yok, şu custom account'a 5 yazacaksınız. 5 yazıp enterladığınız zaman 5 TL'lik oyunu artık alabiliyorsunuz. Unutmayın, burada custom, az önce gösterdiğim 5 TL'ye yapıştırın. Bu uyarıları falan geçin. 5 TL'ye gördüğünüz gibi artık 5 TL'ye bu oyunu alabiliyorsunuz. Buradan artık ödeme kısmına geçiyorsunuz. Oradan banka hesap kartınızla ya da kredi kartınızla aldığınız zaman bu oyunların direkt 4 tane kodu size geliyor hesabınıza ödeme kısmına geçtiğiniz zaman. Gerçekten çok iyi bir paket. Kesinlikle kaçırmayın derim. İçinde bulunan oyunlara da hatta hemen bakalım. Tekrar. Batman'in Telltale Games'in yaptığı Batman serisinin ikinci sezonu Enemy Within. Walking Dead'in ilk sezonu ki bence yapılmış en iyi oyunlardan biri. Walking Dead'in ilk sezonu Telltale'in de zaten alameti farikasıdır gençler. Bunu da kesinlikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok iyi bir oyundur. Diğeri de zaten bir saniye, hemen şuradan bir diğer oyunumuz da Walking Dead'in bir DLC'si diyebileceğimiz Walking Dead 400 Days. Bu rakamları da ben de bildiğiniz gibi Türkçe okuyorum. 1400 mu artık neyse. Walking Dead'in bir genişleme paketi gibi. Bu da gerçekten güzel bir genişleme paketidir. Ve Oxenfree adlı, bakın zaten şeylerine de bakabiliriz aslında. Bir saniye. Oxenfree Steam yazalım. Normal şeydeki fiyatlarına da hem bir göz atalım, kıyaslarız. Bakın, Oxenfree, bu Batman ikinci sezon. Oxenfree şu anda indirim bitti Steam'de. Yaz indirimleri sona erdi. 18 TL'ye satılıyor. Hikaye anlatımlı bir, efendime söyleyeyim, bağımsız yapımcının 2016 yılında yaptığı gayet de hoş bir oyun.
Dediğim gibi 18 TL. Diğerlerine bakalım. Batman. Bakın Batman'de, hatta ben ne yaptım? Burada'ya dedim ki, burada sen bu Batman'i almıştın Steam indirimlerinden 9 TL. Onu dedim sen iade et. Onu dedim iade et, hiç oynamadan başlamamışsın. Ben sana dedim 1 TL'ye neredeyse geliyor Batman oyununu vereceğim dedim. Verdim ona, hediye ettim. O da iade etmiş Batman'i. 9 liraya almıştı yaz indirimlerinde. Ancak şu anki fiyatı 32, 39 TL. Yani inanılmaz kâra geçiyorsunuz. Hesaplayın. Canlı yayın hesaplayın. Az önceki oyun 18 TL. Bu 39 TL'ydi. Artı şey, Walking Dead. Walking Dead ilk sezon 39 TL. Gençler, Walking Dead'in ilk sezonu şu an Steam'de 39 TL. Hesaplayın. 39 artı 18 artı bir 39 daha. Evet, hesaplamayı size bırakıyorum. Bu da dediğim gibi gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan biridir bence. Ve en iyi de hikaye odaklı işte bulmaca diyebiliriz. Macera oyunlarından biridir. İlk 5'e rahat oynar o türde. Telltale'in de bence en iyi oyunuydu. Bunun fiyatı da 39 TL. Bir diğer oyunumuz neydi? Walking Dead 400 yazarsak çıkar. En ucuz da buymuş. O da şu an 10 TL. Zaten kısa süren bir oyundu diye hatırlıyorum. Skybound geliştirmiş bu arada bunu. Skybound da battı gitti. Evet, o da 10 TL. Artı 10 TL. Gençler, hesaplayın chat ve bana söyleyin kaç lira ettiğini. 40 desek 80, 100 desek 110 TL. Yani 110 TL'ye mal olan bu oyunları kaç liraya alıyorsunuz biliyor musunuz? Sadece 5 TL'ye ya. Gençler, sadece 5 TL'ye. 110 TL'ye mal olan bu oyunları Humble Bundle'dan 106 TL'ymiş. Kimse hesaplamadı. Hesapladılar ya. Murat Akın, sallama. Sadece 106 TL'ye bu 4 oyunu Humble Bundle'dan emcükleyebiliyorsunuz. 18 gününüz var gençler. Dediğim gibi yapacağınız şey çok basit. Get Bundle demek. Daha sonra buradaki custom payment mıydı neydi? Oraya 5 TL 5 yazıp enterlamak. Daha sonra ödeme kısmına geçmek. Bunu ben de ilk başta çözemedim. Çünkü burada 52 TL, 105 TL yazıyor. Lan ne oluyor? Niye 5 TL yok diye. Sonra buraya 5 TL yapıştırdım. 5 TL çıktı ve Türk TL, yani dolar falan da değil. Yani bu 106 liralık oyunu geliyorsunuz Humble Bundle'dan sadece 5 TL emcüklüyorsunuz. Hatta bir tane de arkadaşınıza, eşinize, dostunuza da alabilirsiniz ki ben de aldım ve kodları Brada'ya yolladım, dedim. Buradan çekilişle 106 lira 25 kuruşmuş gençler. Kandırmayın lütfen. Ben de dedim ki burada al, çekilişte bu oyunları verirsin. Gerçekten güzel. Humble Bundle'dan gözünüzü ayırmayın. Bu tarz çok güzel fırsatlar çıkıyor karşınıza. Bunları da değerlendirirsiniz. Humble Bundle bizim beleşçilerin, mezarcıların en sevdiği platformlardan biridir. Hemen geliyorum. Yani yani gençler, üzerinde de daha yeni Humble Bundle'da tabii kazma eylemi yaptığımız için kazıyoruz. Kazıyoruz. Bugün ne çıktı karşımıza? Mezarcı küreklerimizi
Yalnız üzerinde de gerçekten bir ben yokum. Umarım böcek falan da... Umarım böcek falan da yoktur. Kazıyoruz. Kazıyoruz. Kazmaya devam ettikçe 5 TL'lik 5 TL'lik oyunları da böyle bulabiliriz gençler. Ve şimdi biraz da Steam'e göz atalım. Ne dersiniz? Ya Steam'de indirimler bittiği için ne yazık ki bu küreyi hak edecek çok fazla bir şey yok. Ama ve lakin yine de ben sizin için bir şeyler buldum. Eğer hala Steam yazı indirimlerinde almadıysanız ben size artık şu Sherlock Holmes serisini bir alın. Bir alın bakın 7 TL ya. Sherlock Holmes serisini alın. Bak adamlar %90 utanmasalar %100 indirim yapacaklarmış. Yani bu hikaye puzzle oyunlarını sevmiyorsanız da bu Sherlock Holmes serisine bir artık başlayın bir yerden ya. Yani abi 7.50 nedir? 7.50. Hocam dost olan videonuz geldi şimdi aklıma. Ormanda oyun görmüyor. İşte benim değil Yakup Meriç. Ben değildim ama burada bu kürekle orada gömüyordu şeyi. Assassin's Creed Odyssey'i gömmeye çalışıyordu. Gençler 7.50. Yani %100 olsa evet biliyorum. %100 olsa alırdınız ama yani bu kazılacak. Yani kazıp küreğini atarsın. 7.50. Vallahi alınır. Vallahi alınır. Çok da güzel bir oyundur. Serinin güzel oyunlarından. Üzerinde böcek gibi. Başka NBA 2K20 37 TL. Bu alınabilecek bir fiyat indirimi. 249 liradan 37 TL'ye inmiş. Daha önce de belirttiğim gibi eğer basketbol tutkunuysanız bu oyunu alın. Sadece tabii mikro ödeme manyağıdır bu oyun ama yani sadece My Career modu için değil diğer kariyerlik, diğer daha doğrusu menajerlik modları için de bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Dragon's Dogma'da yine güzel bir indirim var. 30 TL'ye inmiş ki yani bu oyun da fena da değildir diye biliyorum ben. %70 ile 30. Mesela daha önce ne kadara inmiş? Gençler yeni bir uygulamam var. Onu da sizlere hemen göstereceğim. Bir Chrome eklentisiyle bu oyunun daha önce düştüğü fiyatı görebiliyorsunuz. Bu bir mezarcı eklentisidir. Daha önce bu oyun 22.49'a düşmüş. 2 kere düşmüş. 22 lira 49 kuruşa. Yani düştüğü bir zaman var. Ama ne zaman düşmüş abi? 2016 yılında Games Planet DE'de düşmüş. Yani bundan 4 sene önce 22 liraya düşmüş. Belli ki bu oyunun tavan seviyesi 22.49. Yani 29 liranın altında bu oyunu herhalde 5 sene sonra falan mı görürüz artık? Gabe Reyes ne zaman isterse. Yani 29.40'a alınabilir. Buradalarımız. Dragon's Dogma. Bir açık dünya rol yapma oyunumsu, aksiyon oyunumsu. Kazmaya devam edelim. Shadow Warrior var ama bu oyunun pek olumlu yorumları yok. O yüzden ben önermeyeceğim. Bu arada Steam'e yeni şeyler geldi. Onları da hafiften bir tanıtayım. Yeni aratma seçenekleri. Artık inceleme puanlarına göre oyunları aratabiliyorsunuz. Mesela %15 inceleme puanı olan bunu buraya çekersem o oyunları listeleyecek. Ama ben tabii şöyle %85 dedim. Yani minimum %85 olumlu değerlendirme olan oyunları alacağız. Yine 50 TL altına özel teklifleri aldığım için bu diğerler çıkıyor. 50 TL altı oyunlara şu an göz atıyoruz. Bunu yükseltebilirsiniz. Yani aratma seçenekleri bayağı bir detaylandırıldı. Daha iyi oldu. Sadece bağımsız yapımları alabiliriz. Tek oyunculu diyebiliriz mesela. Bu olay güzel oldu gençler. Bunu da değerlendirin. Devam edelim. Bakalım karşımıza güzel bir şey çıkacak mı? Superland şöyle bir oyun var. %55'lik bir indirime girmiş. Yani bir mezarcı bu indirime meh der ve geçer. Oyun her ne kadar güzel olsa da. Tropico 5. Bakın bence bu iyi bir indirim. Buradalarımız. Seriyi sevenler varsa serinin tutkunları için. Ama ve lakin bakın işte. Yani mezarcı eklentisi. Chrome'dan mezarcı eklentisi yazarak ulaşabilirsiniz.
2018 yılında bu oyun en son 6.40'a kadar inmiş. Ama 2018'e, yani 2 yıl üzerinden neler geçti? Üzerinden neler geçti? Bu arada kulaklığın şarjı bitiyor, geliyor. Yani bugün de abi eve bir meteor düşmediği kaldı ya. Hemen geldim. En düşük 6.40'a inmiş 2018 yılında. Bence fena bir fiyat değil. 11.20'ye bu oyun alınabilir. Yani tekrar 6.40 seviyelerine ne zaman iner onu bilemiyoruz. Tropico'da yani en iyi şehir kurma strateji simülasyon oyunlarındandır. Bence 11.20'ye bu oyunu değerlendirebilirsiniz. Sevgili buradalarımız. Geçtik. Yine Train 2'de iyi bir indirim var ama ben bu oyunu çok sevmemiştim. O yüzden önermiyorum. Mesela listemize alacağımız bir bundle paket var ama fiyatı tabii ki düşmemiş. Şunu bir listenize atın. Bu böyle bir yani ne kadar alınır? 40 liraya falan alınabilecek bir paket. Shadow Tactics de var. Mesela yarış oyunu. Gerçi 4 rally ne kadar? Onun fiyatına bakmak lazım. Dirt Rally'nin fiyatı da fena inmemiş. Zaten daha önce sadece bu fiyata inmiş. 14.85'e. Yani VRC Rally de fena bir zaten resmi yarış oyunu Rally Cross'un. Bu fiyata da değerlendirilebilir. Bakalım başka neler var. Hide and Seek'i daha önce ben önermiştim. 1 lira ne kadar? 1 lira 68 kuruşa inmiş. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz saçma sapan bir multiplayer oyun. 4 4 4 beleş. Güzel oyun demiş. Abi ben aldım o paketi indirimlerden 27 TL'ymiş. Evet, aynen öyle. Kaçırmışız demek ki. Road Redemption var. Bunlar %10. Ha bak Daedalic'in strateji bandılı %85 indirimle 35 liraya inmiş. Ki fena da oyunlar yok gençler. Fena oyunlar yok. Geçmişte en düşük 13 liraya inmiş ve yeni de inmiş bu. Bu demek ki Steam yaz indirimlerinde abi 13 liraymış. Şimdi 35 lira. Yani fırsatı kaçırdınız gençler. Güzel bir fiyat varmış ama bunu takibe alın. Tekrar indirime girecektir. Güzel bir bundle. Aa bak bu oyunu tavsiye ederim. Güzel bir yine platform, gizlilik, bulmaca oyunu. Bunu bir ara şey bedava vermişti. Plus. Ya bedava verilme potansiyeli var açıkçası gençler. Daha önce yine yaz indirimlerinde 4 liraya düşmüş. Yani bu da yaz indirimlerinde alınabilecek bir oyunmuş ama şimdi ne kadar? 7.35'e düşmüş. Bu oyunun da yenisi yapılacak mı acaba? Çok enteresan bir türü, yapısı vardı. Tabi indirimlerden yeni çıktığımız için çok fazla bir şey yok. Rock'n'Roll Defense diye 0.91 liraya inmiş bu oyun. Çok iyi fiyat. Deponya yine 3 lira, %90 neymiş? Bu 1 liraya falan inmiş miydi acaba? Bakalım. Gamblet Billet sitesinde 2 lira 60 kuruşa satılmış bu oyun. Şu an 3 lira. Güzel bir point and click macera oyunudur. Deponya serisini bilenler bilir. Çizimi falan da çok güzel. Yani 3 TL'ye buna küreğinizi geçirebilirsiniz gençler. %90 indirim. Gayet iyi. 3 liraya alınabilecek eğlenceli bir oyundur. Tavsiye ederim bakın bu Deponya'yı alabilirsiniz. Eğer yani bedava verilme potansiyeli de var ama yine de alınabilir. Bakalım başka çok da
İlk hafta olduğu için, daha doğrusu bugün bitti Steam indirimleri. Çok da fazla bir şey yok tabii ki. Maşinaryumun fiyatına bakın. İnanılmaz ya. Collector's Edition 50 liraya çıkmış. Maşinaryum kaç yıllık oyun? Yuh. Evet brotherlarımız, yani bu bölümlük aslında benim aktaracaklarım bu. Daha çok ben şu Humble Bundle'daki 5 TL'lik paketten biraz bahsetmek istemiştim. O paketi kesinlikle kaçırın diyorum. Kaçırın. O paketi kesinlikle kaçırmayın derim. 5 TL'ye 4 tane oyun, 106 liralık 4 tane oyunu alabiliyorsunuz. Gözünüzde Humble Bundle'da ve tabii ki Steam dedektifinde olsun. Steam dedektifi her hafta Perşembe günleri canlı yayında 22.00'da Bradalar adlı güzel kanalda. Cuma günü de YouTube'da cansız olarak burada der. Ve ben küreğimi alıp yine pencereden doğru çıkmaya gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Bradayı da artık buraya davet edeceğim birazdan. Tabii ki şu Brada'nın müziğini de şöyle ayarlayayım da ondan sonra gideyim. Evet, videoları beğenmeyi ve kanalımızı da Buradan'ın kanalını da takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Şöyle saklanayım da kimse görmesin beni. Saklanabildim mi acaba?